İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Kitap okumadan alimlik Son seçimde de elhamdülillah vatanı kurtardık. Hatta vatanı kurtarmayı bırakın, hayvanlarla evlenmekten de kurtulduk. Hatta bir kuru soğana ülkeyi satmaya yeltenenlere de derslerini verdik. Baş düşmanımız ABD ve her zamanki sinsi düşmanımız ABD bundan ders almış olmalı. Onlara da hadlerini bir güzel bildirmedik mi? Az başarımım bütün cihana karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini işbirlikçi hainleri de bertaraf ederek başardık vesaire 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 hikayeler. TÜİK diyor ki 2022 yılı için son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü fertlerin %69'u hiç kitap okumadı. YKS sonuçları diyor ki sınavda 100 bin öğrenci sıfır çekti. Ortalamada ise 40 matematikten 7.37, 20 fenden 2.91, 14 fizikten 2.18, 12 felsefeden 2.43 soruya doğru cevap verebildik. TÜİK diyor ki 2022 yılında Türkiye'de net 45.122 Türk göç etti. Bu göçün detayına bakalım mı? Gelen Türkler 94.409 kişi. Bir önceki yıl 124.269 kişi. Giden Türkler 139.531 kişi, bir önceki yıl 103.613 kişi. Türkler ülkelerinden net şekilde gitmiş. Yerlerine gelenler mi oldu? Evet. 2021 artı 2022 yıllarında Türkiye'ye 1.014.738 yabancı göç ederek geldi. Bunların 511.421'i ise ülkemizi terk etti. Böylece sadece son 2 yılda ülkemize net yabancı göçü 503.317 kişi oldu. Bu veriler kayıtlı göçleri ifade ediyor. Varın kayıtsızları siz düşünün. Türkiye 100 yılını göçmen yüzyılı olarak ülkemizi Türklerden arındırarak başlatıyoruz gibi. Hayırlısı olsun. Ne demişti Erdoğan? Gelişmiş ülkeler göç alarak gelişmelerini sağladı. Sanırım Türkiye'de rotasını çoktan çizdi. Afganistan'dan çoban alarak Türkiye yüzyılını şahlandıracağız. TÜİK diyor ki en çok kitap okuyan okul dışı 15-24 yaş grubu. Ülkeden en çok göç edenlerse 20-35 yaş grubu. Yaşam kalitesine baktığımızda nüfusun %36.9'u finansal sıkıntı yaşıyor. Ama dış güçlere karşı en sert müdafayı da bu grup gerçekleştiriyor. Çünkü tok var, köprü var, iha var, siha var. Okumuşların göremediği alimliği gören bir erdemlilik var, bir alimlik var. TÜİK diyor ki bu okumuşlar ülkede daha az mutlu. Oysa ileri yaş grubu ve az okumuş kesim çok daha mutlu. AK Parti'nin ilk iki döneminde durum tam tersiydi ama siz buna bakmayın. Okumayarak erdeme alimliğe ulaşmak zaman almış olabilir. Neyse durum bu. Ülkenin satılacak asetlerini siz mi belirleyeceksiniz? En iyi kim biliyorsa o satar. İşin özetini verelim mi? Temel varlıklarımız hem maddi hem de beşeri olarak eriyip gidiyor ama kimsenin umurunda değil. İktidarı muhalefeti tek dertleri koltuk olunca bu kaderimiz de kaçınılmaz bir son olarak faturayı evlatlarımıza, torunlarımıza çıkartmış oluyor. Not Finansal olarak bundan 5-6 yıl öncesinin Arjantin olduk. Nüfus hareketi olaraksa bundan 10-15 yıl öncesinin Venezuela'sı olduk. Ne demiştik? Türkiye önce Arjantin olacak, sonra da Venezuela. Hayırlı olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.